Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 Mayıs 2015 tarih ve 798 sayılı kararı uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçiminin radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlıyor. 23 Mayıs 2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen ad çekme işlemine göre birinci konuşmayı Millet Partisi adına Genel Başkan Aykut Edibali yapacak. Aziz vatandaşlarım, 7 Haziran seçimleri dolayısıyla huzurunuzdayım hepinize sağlık, afiyet dilerken seçimlerin milletimiz, bölgemiz, Türk ve İslam dünyası için hayırlı olmasını niyaz ederim. Naçiz şahsım ve Millet Partisi'nin fedakar, cefakar, altın kalpli üyeleri, sevenleri adına saygı ve sevgilerimi iletirim. Bundan 1400 yıl önce müşrik Araplar senede 4 ay boyunca herkese düşüncelerini anlatma imkanı verirlerdi. Şimdi ise senede beş dakikacık süre içinde hak ve hakikati anlatmanızı bekliyorlar. Bu beş dakikada Türkiye'nin, Türk ve İslam dünyasının varlığı, geleceği ile ilgili düşüncelerinizi, çözümlerinizi, sakınılması gerekenleri anlatmak mümkün mü? İki daktilo sayfasına bir büyük milletin problemlerini yapılması gerekenleri yazmak mümkün mü? Aziz vatandaşlarım, kardeşlerim, uzun süreden beri varlığına tahammül ettiğiniz ve bir an önce demokratik yoldan sona erdirmek istediğiniz bu iktidarın akıl almaz, vahim suçlarını ve günahlarını tarihe kendisiyle birlikte acı bir hatıra haline getirmek üzere son bir defa daha hatırlayalım. Ne yazık ki milletin kardeşliği ve birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü tehlikeye düşürülmüştür. Bu iktidarın döneminde devlet vatandaşlarıyla kavga halindedir. Adalet yok olmuştur. Vatandaşın adalet umudu ve güveni sönmektedir. AKP iktidarı aziz vatanımızın bütünlüğünü, korumaktan aciz olduğunu göstermiş, eşkıya ile ortaklığı çare ve çözüm sanmıştır. Meşruluğunu yitirmiştir. AKP iktidarının rejim, millet, devlet, demokrasi anlayışı, akla, ilme, gerçeklere ve hukuka aykırı diktatöryel zırvalardan ibarettir. AKP iktidarı ile yeni bir yağma dönemi başlamış. 17-25 da Tarihleri ve ayakkabı kutusu soygun döneminin sembolü olmuştur. AKP iktidarı ciddiyetten mahrum orta Doğu politikası ile Türkiye'yi Amerika'da, Avrupa'da ve Ortadoğu'da yalnızlaştırmıştır ve itibarsızlaştırmıştır. Bu durum hem Türkiye için hem de Türk ve İslam dünyası için vahim sonuçlar doğurabilecek bir yalnızlıktır ve ülkemiz için ciddi bir tehdittir. Dünyada yapayalnız, sipsivri ortalıkta kalmak bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Milyonlarca Gazze'li, Suriyeli, Mısır ve Libya'lıyı Azerbaycan Türk'ünü küstürmüş, Türkiye'nin liderliğine, güvenirliğine ve tarafsızlığına bağlanan umut ve güven azalmıştır. AKP ile yeni ve akıl almaz bir soygun, vurgun dönemi başlamıştır. Fikret'in iddia çeteleri için söylediği, yiyin efendiler yiyin, bu hanı işte sizin, şimdi mideler kavi, çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, çanak çanak sözü sanki bunlar için söylenmiştir. 17-25 rakamları, ve ayakkabı kutusu bu vurgun döneminin işareti olmuştur. Bu iktidar döneminde devlet vatandaşın can güvenliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürmüştür. Ne yazık ki AKP iktidarı döneminde sanayi, tarım, hayvancılık sahipsiz kalmış, hatalı politikalarıyla yok olmaya yüz tutmuştur. Bunlar zinayı suç saymaktan çıkarmışlar, A babaları ile birlikte Türk ailesinin mezarını kazmışlardır. Milyonlarca kadın, kız ve çocuğun hayatını karartmışlar. Kadına şiddet cenavarını cehalet ve kanla beslemişlerdir. Bunlar İslam dininin ve dindarın saygınlığını bozuk para gibi harcamışlardır. Samimiyetsizlik ve istismarcılık sözde dindarın kimliği haline gelmiş. Baştacımız Kur'an-ı Kerim makara, takara denerek alaya alınmıştır. İşsizlik artmış, fakirlik çoğalmıştır. Eğitim çocuklarımızın, gençlerimizin hayatını boş yere çalan ve heder eden fuzuli, sahipsiz, maksatsız bir çaba haline dönüşmüştür. Daha da vahimi çocuklarımızın eğitimi, Haçlı misyonerlerinin denetim ve yönetimine verilmiştir. Çocuklarımızın okuyacağı kitaplarda vatanseverlik, vatan için fedakarlık, bayrak sevgisi gibi bütün milli ve dini değerler karalanmıştır. Uyuşturucu madde kullanımı yedi misli artmış. Çocuklarımız ve gençlerimizin varlık ve geleceği uyuşturucu çetelerinin insafına kalmıştır. Din, vicdan, düşünce ve görüşünü açıklama, ve yayma hürriyeti tehlikeye düşmüştür. AKP iktidarı tüm icraatı ile Türk milletinin varlık ve geleceğini tehlikeye atmıştır. Adalet baskı altına alınmış. Haksız yargılamalarla insanların canları, hürriyetleri, haysiyetleri ve itibarlarıyla oynanmış, milletin güvenlik güçleri itibarsızlaştırılmıştır. Bu karanlık ve vehamet kabul edilemez. İnsan haklarının üstünlüğüne dayanan hukuk düzenini en kısa zamanda kurmak karar ve azmindeyiz. Senelerden beri sürdürülen binlerce vatandaşımızı canından eden, ülkemize güç kaybettiren terörü bitireceğiz. Ülkemizde adalete hakim kılarak barış ve kardeşliği, ülkemizin toprak bütünlüğü ve devletimizin tekliği kardeşlik çerçevesi içinde kimsenin burnunu kanatmadan gözyaşı döktürmeden en kısa süre içinde sağlayacağız. Din ve dindar bunların yüzünden itibar kaybetmektedir. İslam diniyle böylesine alay ve hakaret hiçbir dönemde görülmedi. Rahmetim gazabımı geçti. Allah'ın bütün sıfatları üzerinde dokunan ibadet etmiş gibi olur diyen dalkavuklar Kur'an'ı pasta yapıp yiyen meczuplar, Maraş'ı işgal eden Fransız zalimlerin Müslümanları aşağılamak için minarelerin şerefelerine köpek çıkarma alçaklığından farklı bir şey mi yapıyorlar? Kutsal kitabın Kur'an'la alay eden, onu pasta yapıp yiyen, Kur'an sureleriyle bakara makara diye alay eden alçaklar ne hazin ki senin ülkende iktidar partisinin patronları arasındadır. Bir hayıflanma, bir özür dileme belirtisi bile yok ve bu bağışlanmaz günahlar işlenirken bütün vatandaşların ayağa kalkması ve hesap sorması şarttır. Çünkü alenen işlenmiştir ve akıl almaz günahkarlık karşısında kimsenin susma hakkı yoktur. Çünkü bu suçlar İlahi gazabı Allah korusun davet eder. Unutma, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İşte bunun için biz uyarıyoruz. Şahit olun. Bu iktidarın sorumlu başı ülkeyi yönetme ehliyetini kaybetmiştir. Ve hiçbir vatandaşın onun buyruklarını tutma vecibesi kalmamıştır. Bunları günahlarıyla ve veballeriyle baş başa bırakalım. Biz bu günahkarlara ve şirke hayır diyoruz. Onlarla beraber değiliz diyelim. Tüm vatandaşlarımızın hakları ve hürriyetleri, yaşama tarzları garanti altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın can, mal, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne karşı yapılan haksızlıkları ortadan kaldıracağız aziz vatandaşlarımdan ricam şudur. Millet Partisi iktidarı mutlu, muktedir, adil ve müşfik bir Türkiye'ye ulaşmak ve bugünkü karanlık fetret dönemini sona erdirecek altın anahtardır. Bu altın anahtarı kullan, oyunu ailecek, sülalecek Millet Partisi için kullan ve evet mührünü hikmet ve bilimi temsil eden Staf ve Hilal'in koruyucusu, çift başlı Selçuklu Kartalı'nın koruduğu Millet Partisi yazısının altındaki yuvarlığa itina ile güvenle ve hayır duanla bas.